Geç Ahmet sen sıraya. Ahmet sen de geç sıraya. Ben seni Kaşaka'dayım abi. Yerini aldı. Kimin olup olmadığını bilmiyorum. Hizaya gel.
Lütfen yol açın. Yavaş yavaş yap. Tek sıra olmuyor muydu bu? Artık olmadı. Buradan itibaren çift sıra. Başkanım buradan itibaren çift sıra. Zorlaştı biraz. Beyler. Buradan itibaren çift sıra. Evet arkadaşlar. Lütfen biraz genişletelim biraz. Genişletelim. Aradan yürüyebilir ya. Yol açın. Çek çek çek. Böyle daha iyi. Fotoğraf bir şey halletmez. Bu canlı yani. Evet, biraz aslında bir kimse aklımı bir kadın adını evet, evet. Evet. Güzel, hep önden yürüyor. Tabandan geliyoruz diyen bir parti lideri bugün nasıl
milletvekili adayları için kendi partisinde ön seçim yaptırmaz. Hiçbir adayını ön seçimle seçmiyorlar. Ondan sonra gelip meydanlarda bize demokrasi dersi veriyorlar. Böyle ders verecek öğretmene bizim vatandaşlarımız sıfır verir. Ne zannediyorlar vatandaşlarımız? 12 Eylül rejimi geldi diye o kadar ıstırap çekti vatandaş ve o zaman demokrasi istiyoruz diye yasaklılar, yasaksızlar, herkes bütün fırsatları kullanarak bunu söyledik. Partiler kuruldu. Bizim uğraştığımız partilere siz yeteri kadar demokrasi bilmiyorsunuz diye suçlama getirdi Sayın Ecevit. Ve bugün yasak yok, bir şey yok. Rahatlıkla seçime giriyorlar. Hiçbir yerde ön seçim yapmıyorlar. Bütün adaylarını genel merkezden belirliyorlar. 12 Eylül'de ne yaptılar? Onlar da adayları merkezden belirlediler. Ne farkı var? Ne farkı var? Bize gelip demokrasi partimiz bugün Türkiye'de ön seçim yapıyor. İşte hepiniz uğraşıyorsunuz. Hepinizi kutlarım. Ben de ön seçime giriyorum karşıya kadar. Niçin uğraşıyoruz? Niçin bu kadar sıkıntıyı göze alıyoruz? Biz de genel merkezden oturup 3 günde bütün adayları belirlerdik. O kadar aklımız yok mu bizim de? Biz tanımıyor muyuz vatandaşlarımızı, partilerimizi? Biz de seçerdik kendimiz. Bunu yapmıyoruz. Çünkü biz demokrasinin Türkiye'de gerçekten yerleşmesini istiyoruz. Lafla değil. Bravo. Kendimiz için istemiyoruz. Vatandaş için istiyoruz. Halk için istiyoruz. Halkımız demokrasiye her aşamada sahip çıkmalı. Adayların seçimine katkı yapmalı. Kendi seçmeli ki seçtiği meclise sahip çıkmalı. Bunun için uğraşıyoruz. Bütün sorunları çözeceğiz diyoruz. Nasıl çözeceğiz? Halkın desteğiyle çözeceğiz. Nerede bulacağız halkın desteğini? Eğer halk milletvekillerinin seçimine katkı yapmazsa, partide bunun yapıldığını görmezse bu katkıyı vermez. Demokrasinin temel bir dayanağıdır seçime partilerin katılması. Ön seçimi biz icat etmedik. CHP'den beri gelen demokrasinin temel dayanağı diye gelen bir şey. Ama öbür partiler bunu unuttular. ANAP hiç yapmıyor. DSP hiç yapmıyor. ANAP yapmıyor çünkü zaten demokratik bir parti olduğunu söylemiyor. Ama DSP demokrasiyi tabandan kuracağını ilan ede ede bütün gelenleri tasfiye ede ede tabandan kuruyorum diye geldi. Ve şimdi bakıyorum hiçbir yasak yokken, hiçbir neden yokken bütün adayları merkezden belirliyorlar. Ondan sonra meydanda çıkıp bize demokrasi dersi vermeye yöteliyorlar. Onların da dersini vatandaşımız verecek. Kıvanç diyorum. Çünkü İzmir demokrasinin ne olduğunu Türkiye'de en evvel öğrenmiş, en evvel benimsemiş, en evvel uygulamış bir yöremizdir. Burada işte bütün adaylarımızı sizler belirleyeceksiniz. Burada ön seçim çalışması beraber yapacağız. Yarın 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutlayacağız. Hep beraber. Ondan sonra bir gün için İstanbul'a gideceğim. Ama tekrar geleceğim. Ve seçim çevremde 2 gün dolaşacağım. Orada partilerimle konuşacağım. Orada bir defa daha konularımızı anlatacağız. Hem ön seçmenlerime hem bütün seçmenlerime Türkiye'nin sorunlarını, İzmir'in sorunlarıyla beraber anlatarak çözüm yollarını göstereceğiz. Ve tekrar ediyorum, bütün öbür partilere buradan sesleniyorum. Kendi partilerinizde adaylarınızı ön seçimle belirlemedikten sonra hiçbiriniz bize demokrasi konusunda ders veremezsiniz. Hepiniz demokrasi konusunda bizim söylediklerimize evet demelisiniz. Başka bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü biz demokrasiyi uyguluyoruz. Partide uyguluyoruz. Elbet Türkiye'de uygulayacak parti biziz. Bunu buradan duysunlar. İzmir'den mesajım bütün partilere, tabii en evvel de DSP'ye. Sen hiç bir şey bilmiyorsun ya. Ne böyle bir şey almış gelmiş.
Ufak bir makine, bir geliş. Gençleri sizlere teşekkür ediyor. Gençleri sevgiyle selamlıyor. Hanımefendilere saygılar sunuyorlar. İnanıyorlar, size inanıyorlar, size güveniyorlar. Thank you.
Çiçek? Yok ya, bizim de. Parti, partimiz. E bizi de atın mı ya baba? He? Bizi de atın ya kameraya. Neyi? Kameraya bizi atın ya. Alayım ya. Al. Ya, kaçın dayı. Ya. Nerede? Lan baba lan. Hadi başarılar. Beni ne haber ya?